Abdülkadir Selvi, Irak'a operasyonların anası geliyor. Seçim tartışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak sınırıyla ilgili açıklamasının yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Çünkü bu sözün altında Irak'la yürütülen diplomatik müzakereler ve yapılan askeri hazırlıklar var. O nedenle siyasi kulislerle ilgili yazılarıma bugün ara verip Irak'ın kuzeyine yönelik harekat hazırlığını ve Suriye konusunda yürütülen diplomatik müzakereleri aktarmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı bir plan dahilinde konuşuyor. Hem de aylardır devam eden ve askeri, diplomatik ve istihbari boyutları ilmik ilmik örülen bir plan doğrultusunda.'' Kuzey Irak'a operasyon beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamayla başladı. Erdoğan, Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz dedi. Ardından da inşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız diye ekledi. Pençe operasyonları Irak'ın kuzeyinde pençe operasyonları 2019 yılında başladı. Amaç bölgeyi PKK'dan temizlemek. Uğruna şehitler verdiğimiz pençe operasyonları başarıyla icra edildi. 17 Nisan 2022 tarihinde başlayan pençe kilit operasyonu ise devam ediyor. Bu arada pençekilit operasyonlarının yapıldığı bölgede 22 ve 23 Aralık'la 24 Ocak tarihinde şehitler verdik. Bunun üzerine geniş şaplı bir kara harekatı yapılarak üst bölgelerinin olduğu bölgede düz alana inene kadar güvenli bir hat oluşturulması kararı alındı. Gara bölgesini içine alan hat güvenli alanın sınırları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çemberi tamamlamak üzereyiz diye tarif etti. TSK ise yapılacak operasyonu pençenin kilidi kapatılacak diye tanımlıyor. Sunzi Savaş Sanatı kitabında savaş kaçınılmazsa savaş öncesi hazırlıklarını iyi yapacaksın diyor. 90'lı yıllardan bu yana sınır ötesi harekatlar yapan Türkiye bunu en iyi bilen ülkelerin başında geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bağdat ve Erbil'le bunun altyapısını hazırladılar. Şimdi sıra operasyon hazırlığına geldi. 1. Öncelikle pençe kilit operasyonunun yapıldığı bölgeye geniş çaplı bir kara harekatı yapılacak. 2. Harekat öncesinde Irak merkezi yönetimi ve Barzani ailesinin kontrolündeki Erbil yönetimiyle mutabık kalındı. 3. Harekat öncesinde bölgedeki geçici ve kalıcı üst bölgelerinin tahkimatı devam ediyor. 4. Hava destekli harekatla pençe bölgesinin sınırları içindeki terör yuvaları ortadan kaldırılacak. 5. Türkiye ile Irak arasındaki sınırın uzunluğu 378 kilometre. Düzenlenecek harekatla 378 kilometrelik sınırımızın tamamında teröre karşı kilit kapatılacak. 6. Mağaralarıyla meşhur olan Gara bölgesini içine alacak şekilde sınır hattına inilecek. 7. Gara'da terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi ama terör örgütünün bir daha kullanmasının önüne geçmek üzere Gara bölgesi kalıcı olarak kontrol altına alınacak. 8. Pençe bölgesindeki mağaralar temizlenip imha edilecek, Gara bölgesinde ise nokta operasyonlar yapılacak. 9. Böylece Suriye'de olduğu gibi Irak sınırımızda da 378 kilometre uzunluğunda 40 kilometre derinlikle güvenli bir hat oluşturulacak. 10. Kilit operasyonunu Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirecek. Irak merkezi yönetimiyle Erbil'in ise istihbarat desteği sağlayıp Süleymaniye ve Sincar'da PKK'ya karşı tedbir almaları bekleniyor. 11. Türkiye, Irak'ta operasyona hazırlanırken Suriye'de diplomasiye ağırlık verilecek. Amerika'da diplomasi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın Amerika'da. Fidan ve Kalın'ın muhataplarıyla müzakere ettikleri konuların başında Irak'a yapılacak olan operasyonla Suriye başlığı yer alıyor. Bir süre önce Amerika'nın Irak'tan çekileceği açıklanmıştı. Fidan ve Kalın Amerika'daki temaslarında çekilme sürecini de konuşacaklar. Amerika'nın Irak'ta çekilme konusunda kararlı olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca Amerika'nın çekilirken Irak'ta PKK lehine bir fiili durum yaratmasına izin verilmeyecek. Mitten Süleymaniye'de 3 operasyon. Türkiye'de ismi geçince Bafıl Talebani Irak'ta havaya giriyormuş. Türkiye'nin dostluğu sağlamdır ancak düşmanlığından da korkmak lazım geldiğini bilmiyor. Sırtını dayadığı ağları bir günde onu satarlar. Tarih Amerika'nın sattığı krallarla, diktatörlerle dolu. Bafıl Talebani onların yanında okyanusta bir damla bile etmez. O zaman Türkiye ile karşı karşıya kalır. Türkiye bir süre önce uyardı. Belli ki anlamamış. Yine PKK lehine açıklamalar yapmış. Bir süredir anladığı dilden mesaj veriliyor. Bir süredir güne MIT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyon haberleriyle başlıyoruz. MIT kısa bir süre içinde Süleymaniye'de 3 PKK yöneticisini etkisiz hale getirdi. 1- Sara Hogir Riha, Kod Gülsün Silgir Süleymaniye'de etkisi hale getirildi. 2. Şevger Azat Aras Kod Hüsnü Kümek Süleymaniye'de etkisi hale getirildi. 3. Rebur Baz Kod adlı Hasan Seburi Süleymaniye'de etkisi hale getirildi. Bunlar da başlangıç Bafıl Talebani. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Cem Küçük, Belediye Meclis Üyeliklerinde Yapılan işbirliği. CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği hala tartışılmaya devam ediyor. Kent uzlaşısı adı altında belli yerlerdeki ortaklık daha da netleşiyor. Onlardan biri de İstanbul'daki meclis üye adaylıkları. CHP DEM Parti İstanbul Belediye Meclislerinde grup kursun diye ön sıraları onlara bıraktı. Eğer DEM Parti 20 meclis adayı seçtirirse grup kurabiliyor. Peki bu liste nasıl bakalım? Sancaktepe, Birinci sıra YSP Sancaktepe ilçe eş sözcüsü Elif Gül. 4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe ilçe örgütünün ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla Biji Serok Apo sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi. 5. sıra HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı. 7. sıra Cevdet Dal Kılıç, 8. sıra Dicle Özdaş, 10. sıra Abdullah Aydın, Beyoğlu, 1. sıra Dem Parti Parti Meclisi üyesi Turabi Şen, 11. sıra Elif Yıldırım, Tuzla, Üçüncü sıra Dem Tuzla Belediye Başkan adayı Hasan Özdemir. 2014 ve 2019 seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı. 15. sıra Musa Avyüzen, 16. sıra Dilek Ateş. Eyüp Sultan 3. sıra Dem Eyüp Sultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel. 9. sıra Hüseyin Cebe kesin aday listesinden çıkarıldı. Üsküdar 3. sıra Dem Üsküdar Belediye Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun. 13. sıra Hüseyin Kazan. Zeytinburnu 2. sıra YSP vekil adayı Abdülce Barbarış. Esenyurt 3. sıra Osman Yalçın. 7. sıra Yıldız Serinyel. 9. sıra Orhan Yeler. 16. sıra Elvan Uçar Kordu. 19. sıra Menduh Kaplan. 20. sıra Murat Turgut. 22. sıra Güven Yılmaz. 24. sıra Kenan Özyolcu. Kartal 3. sıra Sinan Kılıç 13. sıra Cemalettin Yüksel Sarıyer 3. sıra İsmail Çarboğa 22. sıra Mehmet Tel Maltepe 5. sıra Suat Karaoğlan 22. sıra Şükrü Akçada bu liste çok net. İstanbul Esenyurt ilçesi dışında belediye meclis üyesinde demliler seçilecek yerden CHP listelerinden giriyorlar. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grupları olabilecek. Şayet CHP ile dem çoğunluğu alırlarsa bu da istedikleri gibi karar çıkartmalarının önünü açacak. Esas işbirliği burada var. Belki Adana Mersin gibi yerlerde de benzer işbirliği vardır.'' Soru şu, bu uzlaşılar neden yapılıyor? Seçim sonrası ne planlanıyor? Cem Küçük, Türkiye Dilek Güngör, SPK BOF'ye inceleme başlattı. Olacak iş değil, sanırım bir ilk. Hayır, arada birkaç lira olsa hata payı anlaşılabilir ama biri 17, diğeri 47. Aradaki farka bakar mısınız? Bank of Amerika'nın Erdemir raporundan bahsediyorum. Biliyorsunuz 29 Şubat'ta 45 liranın üzerinde işlem gören Erdemir hisseleri için kurum hedef fiyatını 17 liraya düşürdü. Hisse o gün %3 düştü. Erdemir o gün tepkisini koydu. Oyak Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu yazılı bir açıklama yapıp raporu yazan analistin son iki yılda şirketin hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansına veya analist briefingine katılmadığını söyledi. Başoğlu rapora katılmıyoruz dedi. Düşünsenize iki yıl şirketin hiçbir toplantısına katılmadan rapor yazıyorsun, onu yayınlıyorsun, hissede binlerce yatırımcının parasıyla oynuyorsun. Tabii bu rapor çıktıktan sonra OYAK grubu teyakkuz ilan etti. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in konuyu bizzat takip ettiğini biliyorum. Bank of Amerika ile görüşmeler yapıldı. Yaptığı işin yanlış olduğu anlatıldı. Tepkiler üzerine Bank of America 4 Mart Pazartesi günü hissede hedef fiyatı revize edip 47 lira olarak açıkladı. Oyak Grubu Erdemir yatırımcılarını mağdur etmemek için pazartesi günü 6,5 milyon lot geri alım yaptı. Savaş Erdem dün yaptığı açıklamada, yatırımcılar adına hassasiyetimizi Bank of America'nın ciddiyetle ele alıp değerlendirerek rapordaki modeli düzeltmesi yerinde bir karar olmuştur. Doğru bir iletişimle hem raporu hazırlayan kuruma hem de kamuoyuna durumu anlattık ve analist raporundaki yanlış modelin düzeltilmesini sağladık. Yatırımcılarımızın Erdemir'e güvenmesi Erdemir'in de yatırımcılarını koruması esasına dayalı mekanizma çalıştı. Yanlışlık. Ortadan kalktı dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcı için iyi, Bank of America için kötü bir haber vereyim. Sermaye Piyasası Kurulu SPK konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda. Bank of America'nın bu raporu kasıtlı olarak piyasaya sunup sunmadığı inceleniyor. İlk raporun yayınlandığı gün ve hedef fiyatla ilgili düzeltmenin yapıldığı günün işlemleri inceleniyor. Kurumun raporunun fiyat hareketlerine neden olduğu kesin. Fakat bu iki fiyatta kim işlem yapmış, asıl önemli olan bu. İşte tüm bu konular şu anda SPK'nın merceği altında. Eğer bu iki rapor arasındaki fiyat hareketlerinden Bank of America yararlanmışsa meselenin rengi değişir. Benden söylemesi. Dilek Güngör Sabah